Türkiye'deki durum ne? Şu an düğünlerde iptaller mi var, ertelemeler mi var? Durum nedir? Bunu bir öğrenelim istiyoruz. Düğün.com da bu konuda bir araştırma yapmış. Emek Kırbıyık bizimle birlikte, Düğün.com CEO'su. Emek Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Emek Bey, Wuhan'da düğünler %300 artmış bu olaydan sonra. Pandemi sonrasında tabii her şey iptal olunca. Bizde de durum bu pandemiyle birlikte düğünlerini ertelemek durumunda kalanlar veya iptal edenleri çevremizde duyuyoruz. Ama geneline şöyle bir baktığımız zaman sizin de bir araştırmanız var. İptal mi var, erteleme mi var? Ne gösteriyor bizde durum? Tabii ki. Hemen anlatayım. Biz geçen hafta bir anket yaptık. Yaklaşık 2000 kişiye gitti bu anketimiz. Cevaplarda %2'nin yani 100 çiftten ikisinin iptal ettiğini, %68'inin planlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını, %30'u da ertelemiş. Muhtemelen ertelemelerle beraber Haziran sonrası, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında biz de Wuhan'daki gibi bir yığılma, düğünlerin tekrar olacağını öngörüyoruz şu an için. Anket sonuçları da böyle diyor. Evet, şimdi yığılma deyince bu noktada herkesin aklına fiyat gelecektir, ne olacak diye. Ben size onu soracağım ama oraya gelmeden önce o merak edileni biraz kenara alalım, biraz meraklandıralım izleyicilerimizi de. %2 iptal dediniz, %30 erteleme, geri kalan 68'den bahsettiniz. Onlar ama normalde nikah nikah yapılabiliyor ama düğünler, organizasyonlar yasak değil mi? Bu süreçte onlar peki ne oldu, ne yapıldı? Yok, bu yani düğünler genelde 6 ile 9 ay öncesinde planlandığı için bizim o erteleyen %30 çiftimiz muhtemelen Mayıs ve Haziran aylarında düğün planlamalarını yapıyorlardı. Onlar erteledi. Ama diğer %68 çiftimiz zaten Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında düğünlerini planlıyorlardı. Onlar herhangi bir değişiklikler yapmamışlar. Onların zaten pandeminin geçeceği tahmin edilen süreye doğru anladığım kadarıyla düğünleri. Peki bu aya doğru kaymalara baktığımız zaman uzmanların görüşleri var. 2 ay, 3 ay diyorlar ama vatandaşın görüşü ne? Bu da galiba bu düğün organizasyonlarında ötelenen planlarda gizli. Hangi ayda yığılma olacak gibi görünüyor şu an? Bizim düşüncemiz şöyle, düğün organizasyon şirketleri ve düğün mekanları önlemler almaya başlamışlar. Örneğin 8 kişilik, 10 kişilik masalarda 4 ya da 6 kişi oturtuyorlar. Masaların aralarını açıyorlar. Sanıyorum düğünlere, yani ben kendi düğünüm olsaydı öyle yapardım. Bu süreç %100 geçinceye kadar yaş ortalaması, yani yaşları 65'in üzerindeki aile büyüklerini davet etmezdim. Kendimizce önlemler almalıyız. Organizasyon şirketleri ve düğün mekanları kendilerince önlemler almaya başladılar. Bu sürecin devamında düğünler elbette daha dikkatli olacak ama Temmuz sonrasına bu sürecin yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Bence hafta içi, işte Perşembe, Cuma günleri, Cumartesi, Pazar zaten düğünlerin yoğun olduğu günler. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri de artık çok kullanılmaya başlanacak. Ve çiftler de bazen işte hafta sonu yapmak istediği düğünü hafta içine aldırmak gibi bir seçeneğe gidebilirler diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi bütçe meselesine gelecek olursak aslında tabii bu süreçte yığılma olması demek, talebin çok olması demek, fiyatı arttırır mı acaba? Ne kadarlık bir olursa da artış bekliyorsunuz Emek Bey? Yani benim düşüncem şöyle, biz bu düğününü erteleyen çiftlerle görüştüğümüzde yaklaşık %90'ı düğün mekanlarıyla konuşup ileriki bir tarihte aynı düğün mekanında bu düğünü yapmak için anlaştığını görüyoruz. Aynı yani fiyat iki tarafta, üzerinden mi yani anlaşılıyor? Aynen, sadece erteleme yapmışlar. Yani aslında bu durum ne düğün mekanlarının ne de çiftlerin beklediği bir durum değildi. Ama anketten çıkan iki taraf da çok sağduyulu. İletişim kurmuşlar ve iletişimde iki taraf da birbirini anlayarak çözüm üretmişler. Dolayısıyla ertelemelerde bize gelen herhangi bir fiyat artışı yok. Zaten olması gereken de, doğru olan da bu olur. Çünkü insanlığın, herkesin başına gelen bir durum ve bu sürecin anlaşarak çözüm bulması gerekiyor. Şu anda öyle oluyor diye düşünüyoruz. Bize gelen şikayetler çok az bu konuda. Aha. Dinliyorum. Peki
pandemi sonrası hani her konuda deniliyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu cümle çok konuşuluyor. Bu durum düğünler evet. için de organizasyonlar için de gerçekleşebilir mi? Mesela Emek Bey son dönemlerde görüyoruz düğünlerde, nişanlarda prens ve prenses gibi oluyor. Zaten evet o gecenin prensesidir hanımefendiler, gelinler ama evet, böyle doğru. organizasyonlar, dans ekipleri, balonlar içerisinde hareket eden dansçılar falan bu süreçle birlikte acaba bir değişiklik de bekliyor musunuz? Masadan bahsettiğiniz 8-10 kişi 4-6'ya düşmesinden mesela, 65 yaş üstü akrabaların davet edilmemesinden, bunun gibi böyle farklılıklar daha görür müyüz bu süreçle birlikte? Yani Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisinin pandemiden etkilenmesi gibi düğün sektörü de elbette etkileyecektir. Biz düğünlerin yapılacağını ama harcanan rakamların biraz düşebileceğini bu süreçte öngörüyoruz tabii ki. Bu da doğal, yani gerçekten çok ağır bir krizin içinden geçiyoruz. Bunun etkileri düğün sektörüne, bu hastalığın diğer sektöre etkilediği kadar ya da biraz daha azını göreceğini düşünüyoruz. Yani hiç etkilenmeyecek demek gerçekten çok pozitif bir bakış açısı olur. Etkilenecektir. Düğüne yapılan masraflar biraz azalacaktır ama düğünler azalmayacak gibi görünüyor şu anda. Peki, çok teşekkür ediyoruz Emek Bey yayınımıza katıldığınız için. Elbette bir şey ekleyebilirim lütfen. Sadece. Bu süreçte hem çiftlerin hem de firmaların doğru bir çözüm bulabilmesi için, yani sonuçta biraz önce bahsettiğiniz gibi bir yığılma olacak. Biz düğün.com olarak bir proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Bütün firmaların uygun olduğu tarihleri alıyoruz ve çiftlere de bu uygun oldukları tarihleri gösteriyoruz sistemimizde ki çiftler problem yaşamadan istedikleri düğün mekanlarını bulabilsinler. Sadece son olarak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim yayınınıza katıldığınız Biz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık bizimle birlikteydi. Şimdi diyorum ya, Wuhan'da düğünler %360 pandemi sonrasında. Bizde durum ne olacak? Bizde de belli ki bir artış yaşanacak.